Kıymetli izleyenler, İstanbul'dan kalktık ve yolumuzun geçerken uğrayabileceğimiz bir yer değil, bizzat uğramamız gereken bir yere geldik. Burası Bursa. Osmanlı İmparatorluğu'na da başkentlik yapmış olan kadim illerimizden biri ve şu anda bir bahçedeyiz. Bursa Mevlevihanesi'nin bulunduğu bahçedeyiz. İnternetten bakmaya çalışırsanız eski fotoğraflarından burayı bulamazsınız ama Büyükşehir Belediyesi tarafından kıymetli başkanımız ve hocalarımızla birlikte, onların el birliğiyle, fikirleriyle birlikte şu anki halini almış bulundu. Burası tam olarak neresi? İçinde kimler var? Kimlerin kabirleri var? Tarihi önemi nedir? Bunların tamamını Profesör Doktor Hasan Basri Öcalan hocamızdan öğreneceğiz. Gençlerle beraber bizi bekliyorlar. Bir gidip selamlaşalım ve başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. Selamünaleyküm. Hocamla başlayayım. Hocam nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Profesör Doktor Hasan Basri Öcalan hocamızla ve birbirinden kıymetli genç dostlarımızla buluşmuş bulunduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Bursa'ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Hocam Bursa Mevlevihanesi'ndeyiz. Tam olarak adı böyle geçmekte ama burayla ilgili tam olarak Bursa'mızın neresinde, burayla ilgili bilgileri sizden rica ediyoruz. Eyvallah. Şu anda Bursa'da tarihi surların hemen dışında Pınarbaşı semtindeyiz. Hemen yan tarafımızda Pınarbaşı mezarlığı var. Buraya 17. asrın hemen başında Ahmet Efendi tarafından kurulan Bursa Mevlevihanesi'nin bahçesindeyiz. Yaklaşık 400 yıl. 4 asır önce kurulmuş ve bugün ama yeniden ihya ve inşa edilen bir binanın bahçesindeyiz şu anda. Hocam ben burayla ilgili bir şey söyledim açılışta. Dedim ki ola ki burası acaba nasıl bir yer diye araştırmaya kalktığımızda ve ilk fotoğraflarına denk geldiğimizde burayı bulabilmek neredeyse mümkün değil. Çünkü yapı böyle değil. Sonradan bu hale getirildi. Tabii ki çünkü 1925 yılında tekkeler, zaviyeler mağlup kanunla kapatılınca burası da kaderine terk edildi bir müddet. 1953 yılında dönemin belediyesi tarafından su deposu yapılmak tırnak içinde bahanesiyle yıktırılıyor ve şu anda hemen sol tarafımızda yer alan semahanenin yanına su deposu yapıyorlar ve binalardan hiçbir eser kalmıyor. Sadece ve sadece hemen sağ tarafta görülen ama bu haliyle değil de nevzuhur dediğimiz yeni ihdas edilmiş bir türbe yapıyorlar. Diğer bütün binalar yıkılıyor. Nevzuhur. Yeni icat edilmiş. Yeni yapılan. Yeni yapılmış. Zuhur eden. Evet. Yeni icat edilmiş. Bu arada biz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onların nezdinde de sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Çünkü sizin gibi kıymetli hocalarımızla beraber, akıllı insanlarla beraber onların fikirlerine başvurulup yapı bu hale getirilmiş oldu diye biliyorum. Aslına uygun bir şekilde. Evet, şimdi 1953'te burası yıktırılınca, yerine su deposu da yapılınca 1970'te 80'li yıllardan itibaren özellikle bu binanın daha önceki mevcudiyetinden haberdar olan Bursa'da tarihi eseri seven Mehmet Safiettin Erhan başta olmak üzere Mustafa Kara hocamız da beraber ben Deniz'de 2004 yılından itibaren bu binayı yeniden ayağa kaldırmak için uğraştık. Ve benim ilk dilekçem 2004 yılındadır. Bu binayla ilgili tabii ki bizde çok arşiv belgesi var. Eski bina planları var. Ve 2004 yılında yapmış olduğumuz başvurular 2013 yılında ancak karşılık buldu. Ve şimdiki adı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu. O zamanki adı Anıtlar Kurulu'ydu galiba. O kuruldan tescilini yaptırdık önce. Daha sonra da işte su deposunun yıkılması kararı çıktı. Ve arkasından da plan ve projelendirilerek bu aslına uygun olarak. Çünkü 1800'lü yıllarda arşiv belgelerini çıkardığımız zaman hepsinin planı var elimizde. O planlara uygun olarak yeniden yapılması için 2013 yılında ilk tabelası asıldı. Ve o yıl aşağı yukarı işte 10 yıl oldu. 10 yıl sonra inşallah Eylül ayında bir merasim ile Hazreti Mevlana'nın doğum yıl dönümünde açılacak. Tabii burada özellikle Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hem önceki başkanımız hem şimdiki başkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerinin çok gayretlerini ve desteklerini gördük. Burada hepsine teşekkür etmek gerekir yani. Katkısı olan herkese biz de teşekkür edelim. Sağ olsunlar.
Kıymetli hocam, sohbetimize semahanede devam ederiz ama hazır bu önemli yapının, bu güzide yapının daha doğrusu bahçesinde, bu güzel bahçesinde bulunuyorken burayla ilgili biraz hem şahsımı hem de izleyicilerimi bilgilendirelim istiyoruz. Mesela görmüş olduğunuz yuvarlak bir alan var, mermer bir alan var. Burası ne için var? Hemen benim karşımda duran bir yapı var, hemen onun arkasında bir yapı var, o ana yapımız var. Bunlar hakkında biraz bilgi alalım mı? Evet, şimdi bir cümleyle Mevlevihane, Mevleviye tarikatının dergahlarına verilen isimdir. Hı hı. Normalde dergah diyoruz, tekke diyoruz, zaviye diyoruz ama Mevlevihaneler Mevleviye tarikatına aittir. Bu dergahlar bir külliye gibi düşünecek olursunuz ve birkaç binadan müteşekkildir. Buna bağlı olarak Mevlevihaneler, semahane, hemen arkamızdaki bina semahanedir. Biraz sonra içeride bilgi veririz ifade ettiğiniz gibi. Sağ tarafta mutfak dediğimiz ama Mevlevilerin kendi aralarında matbah-ı şerif dedikleri bir mekan vardır. Neden böyle bir şey? Çünkü Mevleviye tarikatında eğitim mutfakta başlar. Evet. Yan tarafta hemen türbe var. Türbe-i şerif derler. Hatta türbeyle beraber yan tarafında mezarlık da vardır. Ona Mevleviler hamuşan derler. Yani suskunlar. Evet. Onlar diri ama şu anda susmuşlar. Sessiz. Sessizler, evet. Susmuşlar. Devam ettiğimiz zaman binanın devamında orada ana giriş kapısı var. Aslında kitabeli kapı orasıdır. Oradan giriş yapılır genellikle. O binanın bitiminde selamlık vardır. Selamlıkta işte hem Şeyh Efendi'nin oturduğu, sohbet ettiği, eğitim verildiği yerdir. Arka tarafta da çok affedersiniz abdesthaneler vardır. Hela tabir edilen mekanlar vardır. Ve bu da bir avludur. Şurası ise açık semahane diyebiliriz. Konya Mevlana dergahını gezmişsinizdir mutlaka. Orada da gül bahçesi tabir edilen ve açık havada sema ayini şerifi diyelim yapılan mekan vardır. Bu da teberrüken ona binaen yapılmıştır. Semahanenin hemen ön tarafında orijinalinde de vardır. Şadırvan vardır. Hatta birkaç tane su kuyusu vardır. Tabii ki şu anda su olduğu için o kuyuları yapmadık biz. Şadırvan'da bir tabiri caizse binayı tamamlayıcı bir unsur olarak bu hale getirildi. Evet. Bursa Mevlevihanesi'nde aşağı yukarı neler var? Tırnak içinde söylüyorum, kabaca bunları öğrenmiş bulunduk. Bu arada Konya'dan ve mutfaktan özellikle bahsetmişken, edep de orada eğitimle mutfaktan gelir demişken, dünya tarihinin ilk aşçısı Ateşbazı Veli Hazretleri de bu konuda Mevlad'dan Cennetin Rumi'nin aşçısı, baş aşçısı. Eyvallah. Ona da rahmet dileyelim. Onun da adına bir Mevlevihane açılmıştır. Niçin? Mevlevihaneler dünkü toplumumuzda çok önemli bir eğitim kurumudur. Yani sadece böyle işte zikir çekilen yer değil. Buralarda musiki eğitimi yapılıyor. Burada güzel sanatlar eğitimi yapılıyor. Burada hat eğitimi yapılıyor. Burada güzel sesli insanlar yetişiyor. Kıymetli hocam, biraz daha detaylara, Mevlevilikle ilgili, burayla ilgili detaylara semahanede devam edelim mi arzu ederseniz? Hayır, buyurun efendim. Lütfen buyurunuz. Arkadaşlar buyurun. Kıymetli hocam, Bursa Mevlevihanesi'nin semahanesindeyiz şu anda. Tam evet. İçerisinde bulunduğumuz bu güzide yerdeyiz. Mevlevilikle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz bize? Mevlevilik nedir? Efendim, Mevlevilik Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine atfedilen tarikatın adıdır. Hı. Haddi zatında hiçbir tarikat kurucusu ben tarikatı kuruyorum demez. Sadece onun usulü, adabını devam ettiren ondan sonraki nesil bu usul ve adabı belli kurallara bağlı olarak yazarlar, çizerler, anlatırlar. O bir tarikat haline gelir. İşte Mevlana Celaleddin Rumi'den sonra Hüsamettin Çelebi, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled ve özellikle de torunu Ulu Arif Çelebi Mevlevilik tarikatının usul ve adaplarını belirlemişler ve bu tarikat bugünkü demeyelim de tarihteki yerini almış. Özellikle Ulu Arif Çelebi Mevleviliği yaymak amacıyla hem Asya'ya hem Anadolu topraklarına çokça seyahatler yapmış ve bu tarikat onun teşebbüsleri, onun gayretleri, onun seyahatleri sonucu Sivas'tan Tebriz'e, Afyon'a, Karaman'a, Kütahya'ya kadar
O dönemde hatta yayılmıştır. Biz bu tarikata işte 1273'te Hazreti Mevlana'nın göçü tarihinden sonra yaklaşık 8 asır boyunca bütün Osmanlı coğrafyasına, Balkanlar dahil yayılmış bir tarikatın adıdır. Tarikat 2. Bayezid döneminden itibaren İstanbul'a da gelmiş ve İstanbul'da özellikle Kule Dibi veya da Galata Mevlihanesi olan bilinen mekan, ilk kurulan mekandır. Bu mekanlarda Mevlevilik tarikatının usul, adab, erkanı verilmekle beraber yanında da dini eğitim verilir, güzel sanatlar eğitimi verilir, musiki eğitimi verilir. Yani tarikat veya da Mevlevilik sadece ve sadece işte bazı zihinlerde, tırnak içinde oturup Allahu tevhid, zikir çekilen mekanlar olmayıp aynı zamanda güzel sanatlar eğitiminin verildiği mekanlardır ki bu konuda Mevlevilik özellikle en çok sanatkar, musikişinas yetiştiren bir tarikattır. Kıymetli Hasan Basri Hocam, peki bir Mevlevihanede neler yapılır? Bunun bir sıralaması var mıdır? Bir bilgisi var mıdır? Tabii ki usul, adab, erkan dedik ya, bir sefer eskilerin ifadesiyle usul olmadan vusul olmaz. Usul olmadan? Vusul olmaz. Hmm. Bir sonuca varamazsınız. Önce usulünü beğeneceksiniz. Her tarikatın kendine göre bir usul, adabı vardır. Hangi konuda? Mürit yetiştirme konusunda. Mevlevihanelerde ise bu usulü adab biraz daha detaylıdır, farklıdır. Zira muhip, can, derviş, talip birçok ifade vardır. Tarikata girmek isteyen kişi için gelince aşçı dedenin yanına gönderilir önce. Şeyh Efendi ile muhatap olmadan önce. Aşçı dede onu matbah-ı şerif dediğimiz mutfakta önce oturtur bir yere. Orada birkaç gün böyle seyreder, işler nasıl yürüyor. Böylece dergâhta veyahut da Mevlevihanede işler nasıl yürütüyor onu görmesi gerekir. Ardından o muhip dediğimiz veya da can dediğimiz dervişe belli bir takım işler verilir. Bunlar nelerdir? Efendim mutfakta bulaşık yıkamaktan başlayın, çarşı pazara kadar. Yemek yapma, bilahare, sofra kurma. Tabi bu arada sadece hizmet etmiyor. Bu aynı zamanda aşçı dedenin hizmetinde dini eğitim, tasavvuf eğitimi de alır. Ve bunun müddeti 1001 gündür. 1001 günde, 1001 gün sonra sikke tekbirlemek derler Mevlevilerde. Derviş efendi eğer bütün eğitimini tamamlayıp gereken bilgi beceriyi kazandıysa başına sikke giydirilir ve ondan sonra sema dediğimiz, ayin-i şerif dediğimiz zikir meclisine yani semahaneye artık gelir ve burada sema ayin-i şerifine kaldırılır. Bu eğitim devam eder. Şeyh Efendi gereken eğer o bilgi beceriyi de bu dervişte gördüyse ileri doğru buna bir hilafet verir. Tabi caizse onu başka bir Mevlevihaneye şeyh olarak tayin eder. Dolayısıyla uzun bir süreçtir. Tabi bu arada yani az önce ifade etmiştik, derviş tekkede bütün hususları kendisinden önce bu işi yapanlardan öğrenir. Sofra kurmak adabı, sofraya oturma adabı, yemek adabı, giyim adabı, konuşma adabı. Bu eğitimler de tabi caizse görerek, bizzat yaşayarak öğrenilmiş olur. Yani sadece ifade edildiği gibi din eğitimi veya da diyelim ki işte ilmihal bilgisi kalmıyor, musiki eğitimi olmuyor. Aynı zamanda da adab erken, tasavvuftaki en önemli husustur. Edep yahu denir ya, tasavvufta önce öğrenilmesi gereken şey edeptir. Dolayısıyla Mevlevihanelerde, diğer tekkelere de bunlar verilir ama Mevleviye tarikatında bu biraz daha detaylı ve önem arz eder.
Kıymetli Hasan Basri Hocam, Bursa Mevlevihanesi ile ilgili bir araştırma yapmak istediğimizde karşımıza ilk çıkan isim Cununi Ahmet Efendi. Bir diğer adıyla Cununi Ahmet Dede. Kendisi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Ahmet Efendi daha hem Cununi Mahlas olarak, bugün gençler nickname diyorlar, Mahlas olarak kullanmadan önce Ahmet Efendi olarak biliniyor. Karaman'da doğmuş, Konya'da eğitim almış. Hem dini eğitim hem Mevlevi eğitimi alıyor. Ama asıl eğitimini Bağdat Mevlevihanesi'nde alıyor. Bağdat Mevlevihanesi'nde eğitimini alıp Mesnevihan, yani Mesnevi Şerif okuma ve okutma icazetini aldıktan sonra tekrar Anadolu'ya geliyor. Yani Konya'ya geliyor. Böyle bir kısa hayat hikayesi var. Doğumuyla ilgili, doğum tarihiyle ilgili elimizde bir bilgi yok. Ancak az önceki o takma isimden bahsedeyim. Bizim edebiyatımızda özellikle şiir yazanlar kendilerine mahlas takarlar. İşte Fuzuli gibi, Ruhi gibi, Feryadi gibi, Feryadi gibi isimler, Cinani gibi, Cununu Ahmet Efendi o manada bu isimle anılıyor. Bir Bursa hikayesi var. Bursa'nın eşi var. Şimdi Ahmet Dede Bağdat'ta iken bir rüya görüyor. Bu rüyada kendisine bir gül veriliyor. Fakat gülün bir türlü kokusu gelmiyor kendisine. Bilahare kendisine bu gülün kokusunun bilahare kendisine Bursa'da koklatılacağı söyleniyor. Ve Konya Mevlevi Dergahı'nda bulunurken Ebubekir Çelebi kendisine diyor ki, evladım diyor, Ahmet Efendi, Burcu Evliya, yani Evliya Kalesi olan şehirde bir Mevlevi dergahının olmayışı sizce tuhaf değil mi? Soru böyle. Ahmet Efendi mesajı aldı. Evet efendim diyor. Ve dolayısıyla 1600'lü yılların hemen başında 9-10'lu yıllarda o rüyanın da etkisiyle bu Mevlevihane'yi kurmak üzere Bursa'ya geliyor. Bursa'da önce set başına bir Yakup Efendi dergahı var. Şeyh Efendi İstanbul'a gitmiş. Dergah boş kaldığı için kendisine geçici olarak bu mekan veriliyor. Burada bir müddet ikamet ediyor. Fakat muhtemelen biraz dar olduğundan dolayı, bir de Mevlevihane olarak inşa edilmeden dolayı biraz böyle bir yer arayışına giriyor. Ve kendi dervişlerinden birisine, evladım diyor, bir istiare yapsanız da acaba mekanımız burası mı değil midir diye. O derviş de ertesi gün görmüş olduğu rüyayı Ahmet Efendi'ye anlatıyor. Cununi Ahmet Efendi'ye. İşte bir grup insan, önde iki alem taşıyan grup, mütemadiyen set başındaki Yakup Efendi dergahına giderken birileri sürekli onu şu anda bulunmuş olduğumuz pınar başına yönlendiriyorlar. Ve bu rüyanın yorumundan hareketle Mevlevihane'nin mekanının burası olması gerektiğine karar veriliyor. Bu mekan vakıf eseridir. Vakıf eserleri bir hizmete binaen birisi tarafından bağışlanan mal, mülk, gayrimenkul anlamında kullanıyoruz. Buraya evini vakfeden, hatta bir hanımefendi de vardır, Fatma Hanım galiba. Başka insanlar da evlerini, paralarını vakfederek Cununi Ahmet Efendi'ye bu Mevlevihane'yi kurmak üzere böyle imkanlar sağlıyorlar. Ve 1612 tarihinde burası Bursa'daki tabiri caizse ilk Mevlevihane, bazı rivayetlere göre işte o Yakup Efendi dergahı olabilir diyorlar ama esas külliye olarak, büyük bina olarak burası Cununi Ahmet Efendi tarafından kuruluyor. Ve o tarihten itibaren de asitane, yani diğer Mevlevihanelerden farklı olarak bunu kullanıyoruz. Asitane aynı zamanda şeyh yetiştiren bir müessese demektir. Yani hem mesnevi eğitimi veriliyor hem şeyh efendi yetiştiriliyor.
Bu anlamda işte Konya Mevlana Dergahı, Galata, işte Üsküdar, Afyon özellikle çok önemli, Kütahya önemli. Bursa'da o meyanda asitane olarak sayılan dergahlardan, Mevlevi hanelerden birisidir. 1612 tarihinden itibaren Cünün Ahmet Efendi evlenmemiş. Çocukları olmadığı için yeğeni yetişiyor. Yeğeni onun yerine postun içine oluyor. Ondan sonra 12 kişi postun içine oluyorlar. Onların büyük bir kısmı türbede metfunlar. Cünün Ahmet Efendi dahil olmak üzere. Bunlardan birisi ve bir iki tanesi Pınarbaşı mezarlığında hemen türbenin karşısında metfunlar. Bir şeyh efendi Mekke'de vefat ediyor. Orada metfun. Son şeyh Mehmet Şemsettin Efendi, Mevlevi. 1925'te tekkeler, zaviyeler kapatıldığı için türbeye defnedilmiyor. Pınarbaşı mezarlığına defnediliyor 1930'lu yıllarda. Oraya defnediliyor. Onun mezarı dışarıda. Diğerleri hepsi türbede metfunlar. Kıymetli Hasan Basri Hocam, Bursa Mevlevi Hanesi tarihiyle de manevi iklimiyle de kıymetli yerlerden biri ve sizinle birlikte Semahanesi'nde burayla ilgili o kadim bilgilerinize başvurduk. Onun için teşekkür ediyorum ama arzu ederseniz vedamızı da bu kıymetli Mevlevi Hanenin bahçesinden gerçekleştirelim. Hay hay, buyursunlar efendim. Buyurun. Gençler tabii ki burayı gördüler. Bundan sonra burada ne yapılacak? Az önce ifade etmiştik. 30 Eylül'de burası inşallah faaliyete başlayacak. Bu arada birkaç cümleyle ifade etmiştik. Mevlevi hanelerde neler yapılır diye. İşte sanat eğitimi, musiki eğitimi, en önemlisi adab, erkan öğretimi, güzel sanatlar eğitimi gibi hususlarda burası aslına uygun ama. Öyle yapma falan değil. Biraz daha ehil olan insanlar tarafından bu tür hizmette de kullanılacak. Sema ayin şerifi yapılacak. Zikir dediğimiz Mevlevi zikri yapılacak. Ehil insanlar yapacaklar bunu. Bazı binalarda bildiğim kadarıyla güzel sanatlar eğitilmiş. İşte hat, tezip, ebru, minyatür olacak. Güzel bir kütüphane olacak inşallah Selamlık'ta. Gençler buraya gelip de o kitaplardan istifade edecekler. Ve en önemlisi tabii ki biz Hazreti Mevlana'nın ruhunu burada şahit edeceğiz. Ve Mesnevi dersleri verilmesini arzu ediyoruz. Malum Mesnevi Şerif 8 asırdır bütün dünyada okunan bir eserdir. İnşallah bu tür faaliyetlerde belediye tarafından desteklenecektir. Ve burası tabiri caizse dünkü medeniyetimizi bugüne taşıyan en önemli kültür merkezlerinden, köprülerinden birisi olacaktır. Hocam aktarmış olduğunuz üzere Bursa Mevlevi Hanesi maddi yapı itibariyle, maddi ve içerik itibariyle de manasıyla tüm halkımızın ziyaretine açıldı. Eylül ayı itibariyle de ziyaretçilerini beklemiş olacak. Vermiş olduğunuz bilgiler için size ve katıldıkları için genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun hocam.